Genç Bakış'tan herkese merhabalar. Bu videomda sizlere sayfa numaralandırılması nasıl yapılır, alt bilgi ve üst bilgi ne işe yarar, nerede kullanılır ve nasıl uygulanır bunlar hakkında bilgiler vereceğim. Öncelikle ekle kısmına geliyoruz. Daha sonrasında ilk önce sizlere şu üst bilgi ve alt bilgi bölmesinde olan sayfa numaralarından bahsedeyim. Sayfa numaraları. Geldiğimiz zaman karşımıza 4 tane seçenek çıkacaktır. Sayfanın başında sağ tarafta görüldüğü gibi, daha sonrasında başında 4 tane, hatta daha fazla şu şekilde çeşitleri de var. Daha sonra sayfa sonlarında yine bir sürü çeşitleri var burada. Gördüğünüz gibi uygulayacağım birazdan. Sayfa kenar boşlukları geçerli konum şeklinde gösterilmektedir. Sayfa başı, sayfa sonu, sayfa kenar boşlukları ve geçerli konum. Daha sonrasında da bunların biçimlendirilmesini göstereceğiz. Öncelikle normal, klasik bir şekilde orta kısma, üst tarafa sayfa numarası ekleyelim. Eklendi şu anda. Birden başlayarak devam ediyor. Peki ne yapacağım? Üst bilgi ve alt bilgiyi kapat dediğim anda gördüğünüz gibi yukarılarda 1, 2 şeklinde görülmekte. Peki farklı metotlarla nasıl yapabiliriz? Ekle butonuna yeri geldik. Sayfa numaraları dedik. Bunları kaldırıyoruz şimdi. Tekrardan sayfa sonu diyoruz bu kez. Biraz önce sayfa başı dedik. Şimdi sayfa sonu diyorum. Sayfa sonunda bu kez sol tarafta büyük numara olsun. Şu şekilde. Böyle yapalım. Şimdi onun da uygulamasını görmüş olalım. Gördüğünüz gibi sadece köşelerde 1, 2, 3, 4, 5 diye bu şekilde gitmektedir. Peki bunun üzerine gelirsem şuradan bununla ilgili herhangi bir değişiklikler yapabilirim, uygulayabilirim. Gördüğünüz gibi bunlar hakkında da büyütüp küçültebilirim. Boşluğa tıkladığınızda ise bu onaylanmış olur. Ya da şuradaki üst bilgi alt bilgi kapat demeniz gerekiyor. Tekrar ekleye geldim. Sayfa numaralarını kaldır dedim. Şu anda kaldırılmış vaziyette. Peki sayfa numaralarını kaldırdık. Farklı sayfa numaraları nasıl ekleniyor ve nasıl görünüyor onlara bakalım. Şimdi buralardan çok daha farklı bir şeyler bakalım. Bakın mesela biraz daha değişik. Şu şekilde gördüğünüz gibi çok farklı bir sayfa numarası eklemiş olduk. Peki bu sayfa numaralarıyla alakalı biçimlendirme kısmımız var bir de. Sayfa biçimini burada gördüğünüz gibi istersek 1-2-3 şeklinde, istersek -1-2-3 şeklinde, istersek ABC şeklinde biz bunları numaralandırabiliriz. Gördüğünüz gibi A yazıyor ve C şeklinde. Bu şekilde gidiyor. Bunu da istediğiniz gibi biçimlendirebilirsiniz. Daha sonrasında gördüğünüz gibi Roma rakamlarıyla da yazabilirsiniz. Hatta şunu biraz daha biçimlendirelim. Güzel bir şey olsun. Bunu kaldıralım. Sayfa sonu dedik. Sol tarafa dedik. Burada daha net görebiliriz. Şimdi biçimlendirmeye girelim. Biçimlendiriyoruz. Burada iyili vaziyette de yaparız. Tezlerde çok kullanıyoruz bunu. İ1, İ2, İ3 şeklinde. Bu şekilde de gördüğünüz gibi oluşturabiliriz. Evet, şimdi daha sonrasında sayfa numaralarını kaldırıyoruz. Buradan üst bilgi ve alt bilgiye bakalım şimdi. Kapattıktan sonra tekrardan üst bilgi kısmına geliyorum şimdi. Öncelikle üst bilgi kısmına geliyorum. Şu şekilde tıkladığımda üst bilgi kısmı gelir karşımıza. Yazdık buraya mesela mobilya sektör analizi diyelim. Daha sonra üst bilgiyi ve alt bilgiyi kapat butonuna tıkladığımızda gördüğünüz gibi her sayfanın sol üst tarafında artık bu görünecektir. Bütün sayfalarda bu var. Sonuna kadar gidecektir. Daha sonrasında bunu da buradan şu kısımdan kaldırabiliriz. Üst bilgiyi kaldır şeklinde veya da biz bunu düzenleyebiliriz istediğimiz gibi. Burada size şunu bahsetmek istiyorum. Bakın üst bilgi ve alt bilgiyi tıkladıktan sonra karşımıza şu seçenekler çıkıyor. İlk sayfada farklı, tek ve çift sayılarda farklı şekilde. İlk sayfada farklı demesinin sebebi ben buna tıkladığım anda birinci sayfada gösterilmeyecektir. Bakın şu an kapatıyorum. Gördüğünüz gibi ikinci sayfada özellikle tez ve makale yazınlarında, makalede değil fakat tezde mecburen kapak mesela kapağı sayfa numarası üst bilgi alt bilgi basmadığınız için bunu farklı olarak işaretlemeniz gerekiyor. Daha sonrasında tekrar gelelim o kısma.
düzenle kısmına. Tek ve çift sayılarda farklı olmak üzere böyle seçeneklerimiz de var. Bakın, tek sayfa üst bilgi, çift sayfa üst bilgi de ayrı gösteriyor gördüğünüz gibi. Misal ben buraya dedim ki mobilya sektör analizi dedim. Kapattım. İkinci kısma geliyoruz. Çift sayfalarda da sektör yazdım sadece, bakın. Kapattım. Gördüğünüz gibi şimdi üçüncü sayfada mobilya sektör analizi, dördüncü de sektör. Yani 1, 3, 5, 7, 2, 4, 6, 8 şeklinde ayrı ayrı üst bilgiler oluşturabilirsiniz. Bu da işinize yarayabilir, güzel bir özellik. Alt bilgiye geliyorum. Öncelikle üst bilgimizi kaldıralım. Alt bilgi kısmına geliyorum. Buradan farklı alt bilgilere bakalım. Şu şekilde alt bilgiyi göstereyim sizlere. Bakın şu şekilde. Önce metin sayfasında, karşıda sayfasının i1, i2 şeklinde göstermekte. Bunu da bu şekilde ayarlayabilirsiniz. Ayrıca şuradan da oradaki alt bilgi ve üst bilgilerin yüksekliğini ayarlayabiliriz bu şekilde. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Abone olmayı unutmayınız.